Şu an neredeyim? Şu an ilk videoyu çekmeye başladığım yerdeyim. Yani evimin arkasındayım. Evimin arkasında Rusların Dvor dedikleri bölgedeyim. Yani Dvor, avlu demek Rusça. Şöyle göstermem gerekirse bu dikdörtgen biçimindeki alanı. Dvor dedikleri alanda genelde yaşlıların oturması için eski, yıkık dökük banklar, ondan sonra çocukların oynaması için de şöyle birkaç parça oyuncak bulunuyor. Şimdi dışarıya çıkmışken Rusya'dan gelişmeleri aktaracağım. Bir tane Türk, Rusya'nın güneydoğusundaki Amor şehrinde bir tane FSB görevlisine rüşvet vermekten 6 yıl hapse ve 10 milyon ruble para cezasına çarptırılmış. No! God, please, no! No! Her yerde biz varız. Masada mıyız? Masadayız. Bizim olmadığımız masa yok. Bu haberi okuyunca aslında şaşırmadım ama biraz komiğime gitmişti yani. Bir FSB görevlisine rüşvet vermek. 10 milyon ruble ne kadar yapıyor diye sorarsanız 10 milyon ruble yaklaşık 1 milyon lira civarında, hatta daha fazla da yapıyor olabilir. Evet, geleyim diğer bir habere. Zhirinovski, Liberal Parti'nin lideri, bizim Türklere gücümüzü göstermemizde, onları sindirmemizdeki bir diğer etkili yol da Rus-Türk evliliklerinde Rus kadınlarının Türk erkeklerini kendilerine sadakatle bağlayıp Rusların gücünü onlara bir kez daha tanıtlaması biçiminde bir açıklamada bulunmuş. Zhirinovski aslında tuhaf bir adam. Ruslar da genelde ona clown diyorlar, yani palyaço diyorlar. Onu pek ciddiye alan yok açıkçası. Onun gerçekten çok tuhaf açıklamaları var. Mesela bu Rus uçak krizinde Türkiye'yi, İstanbul Boğazı'nı atom bombasıyla vuralım tarzı açıklamaları vardı. Nevi şahsına münhasır derler ya, o tarz bir adam. Buraya geldiğimden beridir Zhirinovski'yi destekleyen sadece bir kişiyi gördüm. Magnit'te çalışan Luba diye bir kız vardı. Onunla internetten tanışmıştık. Ona ben tipik Ruslara sordum, o soruyu sordum. Putin'i destekliyor musun? Bana bir süre yakındı. Yani Rusya'da maaşların düşük olmasından tutun, ekonominin ne tür bir hal aldığına varıncaya kadar. Bana yakındıktan sonra dedi ki, ben dedi Zhirinovski'yi destekliyorum dedi. Ben şaşırdım tabii. Daha önce hani Zhirinovski'yi destekleyen birini görmedim. Şöyle bir şey var. Bilgili bir adam mı? Evet, çok bilgili bir adam. Yani zamanında Türkiye'de bulunmuş, Türkiye'de çalışmış. Zaten kendisi Türkolog. Hani Türkçe'yi de gayet akıcı bir şekilde konuşan bir adam. Ama dediğim gibi bu tarz saçma fikirleri var. Ben ona dedim ki hani Zhirinovski hani çok ciddiye alınacak biri. Hani sizin kendi insanlarınız böyle böyle söylüyor dediğimde bana dedi ki ama doğruyu söylüyor dedi. Doğruyu söylediği için ona clown diyorlar dedi. Belki de. Bir diğer Zhirinovski ile alakalı benim yakaladığım bir tuhaflık da şu. Şöyle bir açıklamada bulunmuştu geçen senelerde. Bizim Ankara'daki külliyeye bir davet üzerine gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ona şey demiş. Ben demiş NATO'dan çıkmayı düşünüyorum demiş. Yani çok gizli bir haber. Düşünsenize, ülkenin en başı NATO'dan çıkmak istediğini söylüyor ve bunu Zhirinovski'ye söylüyor. Evet, gelelim bir diğer habere. 3 Mayıs'ta yani dün basın özgürlüğü endeksi açıklandı. Bu endekse göre Türkiye 180 ülkenin arasında 153. oldu. Ama Rusya'da 150. oldu. Rusya ve Türk dostluğu. Kıps. Evet, Rusya'dan bir diğer haberi aktarayım. Ağustos ayında Putin'in emriyle 6-18 yaş arası çocuğu olan her aileye 10 bin ruble para ödenecek. Yani 10 bin ruble ne kadar yapıyor? Yaklaşık 1100 lira. İyi para. Yani devletin özellikle pandemi koşullarında yahut bu tarz dünyayı sarsan sıkıntılı durumlarda halkına yardım etmesi gayet güzel bir şey. Sosyal devlet dediğimiz olay bu tarz zamanlarda zaten ortaya çıkıyor. Yani güzel bir haber. Yani Rus insanlarına hayırlı olsun diyelim. Evet. Geleyim bir diğer habere. Malum bilindiği üzere Rusya ve Türkiye anlaştı. Sputnik Piyad, yani Sputnik 5 aşısı Türkiye'de de üretilmeye başlanıyor. Bu aşıyla alakalı çok bir malumatım yok. Açıkçası dünyanın da çok bir malumatı yok. Yani henüz daha yeni bir aşı.
hani bulunan ilk aşılardan, ancak uzun bir süre geçmedi üzerinden. Çevremden birinin aşı olduğunu hiç rastlamadım. Bize aşı yapacaklar mı bilmiyorum. Muhtemelen ilk önce kendi öğrencilerine, kendi vatandaşlarına yapacaklar. Ondan sonra yabancı öğrencilere yapacaklardır. Evet, şimdi geleyim Rusya ve Ukrayna olayına. Rusya ve Ukrayna olayı tam bir Gordiyon'un düğümü. Yani kolay kolay çözülecek bir olay mı? Tabii ki de değil. Çünkü Arap saçına dönen bu olay çok çetrefilli ve kolay kolay çözülemeyecek bir olay. Çünkü baktığınız zaman taraflar arasında ciddi ayrışmazlıklar bulunuyor. Her ne kadar Rusya tatbikatı sonlandırsa da, askerlerini yavaş yavaş geri çekmeye başlasa da, Ukrayna Başkanı Zelenski bu durumdan memnun olduğunu açıklasa da, Donbas bölgesindeki olaylar kolay kolay dinleyecek gibi gözükmüyor. Yani Rusya ve Ukrayna tarih boyunca birlikte yaşadılar. Ukrayna'da zamanında Kievskaya Rus, yani Kiev Knezliği vardı. Bu Knezlik bugün Rusların, Beyaz Rusların ve Ukraynalıların kendi atası olarak gördüğü bir prenslikti. Yani şu an bütün bu üç ülkenin de milliyetçileri bu tarihi kendilerine mal ediyorlar. Tabii yüzyıllarca yıl birlikte yaşıyorlar, ancak belli başlı sıkıntılar da yok değil. Aslında bugünkü Kırım probleminin çıkmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi de 1953 yılında SSCB lideri Huruşçov'un, yani Türkiye'deki tabiriyle Kuruşçev'in Kırım'ı Ukrayna'ya hediye etmesiyle başlıyor. O olay olunca bugünkü olayların da ana sebebi bu haline geliyor. Tabi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra toprak paylaşımında Kırım Ukrayna'da kalıyor. Ancak bir de şöyle bir şey var. Karadeniz'deki gemi filoları kimde kalacak? Mesela Amiral Kuznetsov gemisi var Rusya'nın, uçak gemisi. O zamanlar diyor ki Ukrayna, hayır Amiral Kuznetsov gemisi bizim. Rusya da diyor ki hayır bizim. Şimdi bu cidden büyük tartışmalara yol açıyor. Tabi bildiğimiz üzere bu turuncu devrimden sonra İşler iyice içinden çıkmaz bir hal alıyor. Rus yanlıları Donbas'ta Ukrayna'dan ayrılmak istiyorlar. Ve tabii Rusya da bir fırsatını bilerek ilhak ediyor. Peki Türkiye bu ilhak konusunda ne düşünüyor diye sorarsanız, Türkiye Kırım'ın bu ilhakını yasa dışı olarak görüyor ve bunu tanımıyor. Yani Türkiye'nin devlet politikası bu yönde. Bu olay çözülemeyecek bir olay. Ve bu olayın çözülememesindeki etmenlerden bir tanesi de aslında şu. Rusya Ukrayna'yı sarı öküz olarak görüyor. Yani biliyor ki şayet Ukrayna'yı kaybederse kendi güvenliği tehlike altına girecek. Mesela baktığınızda Gürcistan üzerinde bunu denemişti. Yani baktı ki hani eski kendi boyunduruğundaki ülkeler yavaş yavaş elinden çıkmaya başlıyor. Direkt Rusya devreye giriyor. Gürcistan olayında olduğu gibi. Tehlike altına girdiğini düşündü ve direkt Gürcistan'ı yerle yeksan etti. Yani Rusya'nın politikası bu yönde. Rusya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra eski boyunduruğu altındaki ülkelerde çatışma bölgeleri yarattı. Yani zamanı gelince o donmuş çatışma dedikleri bölgeyi kaşıyacaktı ve oradaki çatışmaları kendi lehine çevirecekti. Mesela Kazakistan'da bu hala mevcut. Rusya'nın devlet politikası akılcı temeller üzerine inşa edilmiş bir politika. Ve ilmek ilmek bu politikalarını dokuyorlar. Helal olsun. Burada Rus arkadaşlarımla aramızda ufak bir şakalaşma söz konusu. Bana diyorlar ki Kırım kime ait? Ben de diyorum ki yani hani beni ilgilendiren bir şey yok. Diyorlar ki sen söyle kime ait? Ben diyorum ki bize ait. Nasıl size ait? Diyorum yani ilhak olacaksa, hani yasaları çiğneyeceksek, bir zamanlar Kırım'da Osmanlı Devleti'ne aitti. Onlar diyor ki ama şu an bize ait. Diyorum ama sizden önce de Ukraynalılara aitti. Yani işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor ne yazık ki. Ama dediğim gibi beni ilgilendiren bir şey yok. Kırım kimin isterse onun olsun. Siyaset insanları ayrıştıran bir şey. Hani Wittgenstein'in de dediği gibi üzerinde konuşamayacak konular hakkında susmak gerekir. Ben de bu konu hakkında biraz susmanın doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü benim meselem değil bu, Rusların kendine ait bir meselesi. Evet, benden şimdilik bu kadar. Düzenli olarak Rusya'dan bu tarz kısa kısa haber değerlendirmelerini aktarmak istiyorum. Ben bunları yaparken sizden de destek gelirse, videolarımı seyreder, kanalıma abone olursanız, videoların altına yorum yaparsanız çok memnun olurum. Herkese karamsar ve kasvetli bir Rusya gününden hoşça kalın diyorum.